10 Kasım 1938 günü kaybettik. Türkiye tam bağımsızdı. Bütün komşularıyla dosttu. Çağdaş uygarlık yolunda ilerliyordu. Cumhuriyet kuşakları yetişiyordu. Hatay'ın da anavatana katılacağını öğrenmişti. Gözlerini huzur içinde kapattı. Türkiye gözyaşına, dünya üzüntüye boğuldu. Yüz binler Atatürk'ün önünden minnetle, sevgiyle, saygıyla, ağlaya ağlaya geçtiler. Kimse için böyle ağlamamışlardı. Atatürk İstanbul'dan Ankara'ya uğurlandı. Vefalı, kadir bilir, yurtsever yüz binler demir yolu boyunca Atatürk'ü son kez gözyaşlarıyla, dualarla karşılayıp uğurladılar. Ankara'da son törene birçok ülkenin şeref birlikleri katıldı. Atatürk önce Etnografya Müzesi'ne emanet edildi, sonra Anıtkabir'de vatan toprağına verildi, vatan oldu. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Uzun yıllardır her 10 Kasım sabahı saat 9:05 geçe çığlık çığlığa çalan sirenlerle birlikte millet olarak saygı içinde çakılıp kalıyoruz. Bu duruş bizim bir kara yığın, bir kuru kalabalık değil, vicdanlı, akıllı bir toplum, vefa gibi, minnet gibi, sevgi gibi erdemlere sahip. Ciddi bir millet olduğumuzu gösteriyor. Ah, çocuklar, umarım yararlı oldum. Sunumunuzun başarılı olmasını diliyorum. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim dede. Söz sunumunuz çok başarılı olacak. Her türlü güçlüğü yenerek, yılmaz bir irade, yenilmez bir azimle bize tam bağımsız bir vatan, çağdaş bir cumhuriyet armağan edenler. Ey Atatürk, ey Atatürk'ün silah ve ideal arkadaşları, ey sevgili atalarımız, ninelerimiz, hepinize bitmez tükenmez minnet, hepinize sonsuz saygı. Çoktan göklere yükselsen.
kalbimizde.